Bundan 17 yıl önceydi. 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu o tarihlerde esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kızlarının iddiasına göre abileri annelerini öldürdü. Müge Anlı, şüpheli abi ve eşini köşeye sıkıştırdı. Sorular karşısında verdikleri cevaplar çelişkili. Babam babaannemi öldürdü, çuvala soktu, attı demiş. Yattı orada da kan revali çıktı. Ne yaptılar o sırada yani evde? Demek ki annemi halletmişti. Annesini öldürmekle suçlandı. Ölmeden önce ben bu kapıyı kapattıracağım diye yeminler şartlar etmiş. Anneni öldürdüğün için? Annemi öldürmeden önce de söylüyordu. Hem kendi... Aracı diyorsun, uzaktan gördüğüm için plakasını alamadım. Hani sen görmemiştin de karım gördü diye anlatıyordu. Ben hatırlamıyorum böyle bir ifade verdiğini. Annem kaybolduktan 3 gün sonra annemle Nasrullah Meydanı'nda karşılaştık. Ben bunu hatırlamıyorum. E sen kimi kandırıyorsun? 17 yıla dönemiyorum işte. Hem de eşi çelişkili ifadelerle şüphe oklarını üstüne topladı. Kayınvaliden kaybolduktan sonra hiç karşılaştınız mı? Hayır. Peki 2009 tarihinde savcılığa giderek ifade vermiş. Nasrullah Meydanı'nda kayınvalidemi gördü. Kendisi bize İstanbul iline gideceğini söyledi. Bu da ben ayrı bir bilgi. Hatırlamıyorum bunları Müge Hanım. Hatırlamıyorsunuz çünkü doğru değil. Sır kayboluşta çember daraldı. Niye o çelişkili ifadeleri verdiniz? Bu çelişkili ifadele verilmiş. Benim o zaman niye benim... sorgulanmamışım. Gerçekten ben de merak ediyorum. Seni nasıl tutuklamamışlar? Müge Anlı bir kez daha 17 Ocak 2006 günü esrarengiz şekilde kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu olayının izini sürdü. Her şey Hatice Hanım'ın kardeşinin bu bahçede gördüğü ve mezar yerine benzettiği yerle başlıyor. Yani sizin bir şüpheniz var zaten. Onu da gördükten sonra şüpheleriniz artıyor ve gidiyorsunuz. O mezarı bulduğumuzdan beri var. Oluyorsunuz. Kayboluşun ardında cinayet iddiası, şüpheli listesinin başındaysa oğlu Aydın Musaoğlu vardı. Teyzen gitmiş, ben kız kardeşimin ölümünden oğlunun sorumlusu. Sen hiç şikayetçi olmaya gitmiyorsun. Hep seni çağırıyorlar. Şöyle bir şey var, sen ifadelerini verirken barodan tutulan avukat eşliğinde vermişsin de. Evet. Ama neden mesela şimdi kendine bir avukat tutmaya ihtiyacı hissettin? Üstelik bir değil iki tane. Neden? Mesela annen kaybolduğunda niye o avukatları tutmadın anneni bulsunlar diye? Bugünkü durumum yokmuş demek ki. Bugünkü durumun nasıl oldu? Ve üstelik ağır ceza avukatlarıyla görüşüyorsun. Yalnızca oğlu değil, kayıp kadının gelini de şüpheli ifadeleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Az önce sürekli söylediğin bir cümle var. Onu da sana bir izleteyim. Avukat... Bu senin ve eşinin ağzından çıkan bu sözleri de dikkate alır. Benim annem dünürü yaşadığı zaman bir kere bu eve gelmiş bir insan bile değil. Yaşadığı zaman. Siz de biliyorsunuz öldüğünü. Size de söylüyorum yaşamadığını. Annen yok. Senin annen yok.